Galatasaray, CSK Moskova'nın golcüsüne talip oldu. Galatasaray forvet çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Çalhanoğlu renklerine bağlamak isteyen aslan, CSK Moskova'nın kapısını çaldı. Çalhanoğlu sezon başında da gündemini alan sarı kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. CSK Moskova altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çalhanoğlu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonluk kiralık döneminin ardından takımına geri dönen ve geçen sezon 41 resmi maçta 24 gol 6 asist oynayan 25 yaşındaki forvetin CSK Moskova ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çalhanoğlu, Rusya milli takım formasını da 4 kez giydi. Galatasaray'da Wolf ve Gort sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Timbom devre arasında Bakambu ile yollarını ayırıp Hoffenheim'da kiralık oynayan Wolf ve Gort için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. Weghorst daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wout Weghorst geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi 18 maçta. 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz bombası. Ara transfer sezonu için şimdiden yıldız avına çıkan Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Ortiz için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran ve bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray'da arayışlar başladı. Brezilya basını Jimbom için flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz ile Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya basını geçtiğimiz günlerde Leo Ortiz için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazmıştı. Brezilya'dan Palmeiras'ın da başarılı oyuncuyu istediği biliniyor. Kariyeri boyunca Brezilya ekiplerine forma giyen Leo Ortiz, Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapıyor. Brezilya milli takımında daha önce kadroya çağrılsa da forma şansı bulamayan Ortiz için kulübünün 6 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenildi. Muslera'nın yerine yeni taferel. Galatasaray kalesinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'dan sonra ne olacağı konusu belirsizliğini korurken Nando'dan sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'da efsaneleşen Uruguaylı eldiven, Timbom'a veliahtı olarak Atletico Paranaense takımında forma giyen Bento'yu önerdi. 1999 doğumlu kaleci, Brezilya milli takımının geleceği olarak gördüğünü bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı bütün özelliklere sahip olduğunu ve kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Sarı kırmızılıların da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldığı ifade edildi. Sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Muslera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense altyapısında yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ve şu anki transfer market değeri de 9 milyon euro. Galatasaray'dan Davut Hamriyeti. Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için adadan flash bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını Brighton'da forma giyen Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. 6 yıl Dortmund forması giydikten sonra sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton'a bedelsiz imza atan Suriye asıllı Alman oyuncu için Galatasaray'ın önerdiği rakam 5 milyon euro. İngiliz basınından Sky'ın haberine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Mahmut Davut'la aralarında Sevilla, Milan, Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğu birçok takım ilgileniyor. Galatasaray'a bir kilit transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz Ligi'nin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Nikes hamlesi. Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbom'a yeşil ışık yaktığı da gelen haberler arasında. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi de tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerini Premier Lig'de bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak.